Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma hazihi'l hayatü dünya illa lehum ve laib ve inned daral ahirete lehiyel hayvan lev kanu ya'lemun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mevla Teala'ya sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Yine sizlerle Mektubat'ta İnciler programında bir aradayız. Rabbim tesirini yüksek edilsin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak edilsin. Mahcup olacak hallere düşmekten cümlemizi muhafaza etsin. Olayları yanlış anlamaktan, yanlış idrak etmekten hepimizi muhafaza etsin. Her birerlerimize başarılar nasip etsin. Muvaffakiyetler nasip etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar biliyorsunuz. Mektubattan İnciler programı iki bölümle ibaret. Birinci bölümde İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin bugün birinci cildinin 72. mektubunu okuyacağız inşallah. 72. cildinde İmam-ı Rabbani Hazretleri bize din işleriyle dünya işlerinin bir araya toplanmasının zor olduğunu ama bunu başaranın da çok kıymetli olduğunu ne yapacak inşallah bize anlatmaya çalışacak. Hem dünya işleriyle hem din işlerini gerçekten bir arada tutuyor insan. Muhafaza ediyor. Dünyaya dalıp ahireti unutmuyor. Dünyaya dalıp ibadetlerini terk etmiyor. Dünyaya dalıp Allah'ı terk etmiyor. Hakikaten önemli bir iş. Hem dünyasını muhafaza ediyor, hem de ahiretini muhafaza ediyor. Hem dünya işlerini muhafaza ettiği gibi din işlerini de beraber yürütüyor. Sizi tarif ediyor inşallah. Siz öylesinizdir. Siz Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene dersiniz. Ya Rabbi dünyanın da güzelliklerini ama Allah'ımızın ölçülerinde güzelliklerini, ahiretin de güzelliklerini bize ikram eyle diye ne yaparsınız? Bize ver diye Rabbimize yalvarırsınız. Hatta çocuk yaşta hep ne yapar? Bu duayı ezberlemiş oluruz. Çocuklarımızı ezberletmiş oluruz. Hakikaten Rabbim hepimize dünyanın da güzelliklerini, ahiretin de güzelliklerini, Rabbimizin güzelliklerini, Rabbimizin güzel dediklerini, Peygamberimizin güzel gösterdiklerini yaşamayı Mevla hepimize ikram etsin, ihsan etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Birinci bölümde İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin mektubatından okuyacağız. İkinci bölümde de sizden gelen suallerin cevaplarını vermeye çalışacağız. Mevla Teala her bölümde, her ifadede hepimize muhafazalar ve tesirini yüksek eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Biliyorsunuz mektubattan içine gelirken biz zevken geliyoruz. Çünkü şöyle inanıyoruz. Ekranda başında bulunanlar da zevken dinliyorlar. Öyle inanıyoruz biz yani. Niçin? Onlar da Allah için bir araya geldiklerimize inanıyoruz. Öyle inanıyoruz biz. Biz buraya hakikaten Rabbimiz razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den, Kitabullah'tan, Allah dostlarından, kıymetli insanların sözlerinden ve hakikaten Mevlamızın razı olduğu bir ortamda bulunmak niyetiyle ne yapıyoruz? Gelmiş oluyoruz. Sizler de o niyetle gelmiş oluyorsunuzdur inşallah, öylesinizdir. O zaman toplamamız Rabbimiz için oluyor elhamdülillah. O yüzden Rabbim inşallah sevgiyi, muhabbeti, güzelliği her birerlerini Rabbim bize ikram etsin, ihsan etsin. Her türlü tehlikelerden de bizleri de ve tüm Müslümanları da muhafaza eylesin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Bugünkü mektubumuzda İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin bizlere nasihati neler olacak? Hep beraber ne yapıyoruz? İnceliyoruz. El mektubu thani ve tis'un 72. mektup ilel havace fi cihan. Hacı cihana gönderilmiştir. Evet, ne hakkındadır? Fi beyani enne cemaat din ma'at dünya. Dini birleştirmek, neyle? Dünya ile birleştirmek müteassirun, zordur. Ve mâ yünâsibü dâlik, ve buna uygun ifadeler. Yani dinle dünyayı bir araya getirmenin zor olduğunu, ancak getirildiği zaman da çok kıymetli olduğunu. Veya dünya işlerini iyi anlamak gerektiğini, dünya işlerini iyi anlamak gerektiğini. Mesela hocam bir örnek verir misin? Misal, adam dünya işlerinde çalışabilir. Nasıl çalışıyor? Şu niyetle çalışıyor. Ya Rabbi çoluğumu, çocuğumun nafakasını karşılayayım ya Rabbi. Ve boş durmayayım ya Rabbi.
En netice sende çalışmamızı, mücadele etmemizi istiyorsun ya Rabbi. Ama bu mücadelemi Allah'ımın emir çerçevesinde yapayım. Faizden uzak, yalandan uzak ve gel aldatmadan uzak, olumsuzluklardan, Allah'ın olumsuz kabul ettiği şeyden uzak olarak bunu yaptığımızda hem dünyamızı hem dinimizi muhafaza etmiş oluyoruz ya. Ama güzel insan, kıymetli insan, bu zamanda kalkıp da neuzübillah yalansız ticaret olmaz demeye kalkarsan, aldatmadan olmaz demeye kalkarsan, haramlara bulaşarak ticaret yapma durumundayım, mecburum demeye kalkarsan, burada sorun var. Sen dinini değil, dünyanı tercih etmiş olursun. Rabbim hepimize muhafaza etsin, hepimiz. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, şu anda Türkiye'mizde ve tüm dünya Müslümanlarında en büyük sorunlardan bir tanesi şunu görüyoruz. Güzel insanlar, lütfen inceler misiniz kendinizi? Ticaret erbabı olabilir, çocuk yetiştirmeyle alakalı olabilir, aile hayatıyla alakalı olabilir. Hepsini herkes gibi kendini incelesin, kendi konumunda incelesin. Gerçekten önemli bir konu var ama ne? İnandığın gibi, dikkat et, çok önemli bir ifade, inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanma durumuna geçiyorsun arkadaşlar. Yaşantın neudübillah daha sonra yanlış bir yaşantı, Allah'tan uzak bir yaşantı, haramlara bulaşık bir yaşantı neudübillah. Rabbim muhafaza etsin. Olduğu halde anlamadan o yaşantıyı normalleştirmenin derdine düşmeye kalkıyor insan. Onlara yol bulmanın derdine düşüyor insan. Olmayacak ifadeye düşüyor insan. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, lütfen ve kerem Allah'ımızın ve peygamberimizin bize göstermiş olduğu, Allah Celle Celaluhu'nu bildirip peygamberin yaşamış olduğu o imanı iyi anlayıp yaşamamız gerekiyor. Yoksa yaşadığımız gibi neuzübillah inanma durumuna geçiyoruz. Eğer İslam'ın dışında yaşantılarımız olduğu halde neuzübillah yaşamaya çalışırsak, bu sefer onlar İslam'da varmış gibi gösterme durumuna geçeriz. Mesela ne diyor adam? Demin söyledim ya. Diyor ki bugünkü şartlarda diyor neuzübillah aldatmadan ticaret olmaz diyor. Nasıl ya? Nasıl? Bu kimin kuralı bu? Bak anladın mı? Başladın. Neye başladın? Neuzübillah. Bak dikkat et. Neye başladın? Yaşadığın gibi inanmaya başladın. Çünkü ticaretinde bunu yapmaya kalkıyorsun. Diyemiyorsun şunu. Niye? Ben bu hareketimden dolayı ticaretimde yapmış olduğum bu aldatmadan dolayı harama düşüyorum ve evime haram lokma getiriyorum diyemeyeceğinden dolayı bu sefer oralarda kendine yol bulmaya çalışıyorsun. Bu zamanda olmaz diyorsun. Yapanlar nasıl yapıyor? Allah rızkı ben veririm diyor. Yapacaksınız diyor. Bu zamanda gerçekten Allah'ımızın emirlerine yapışırsak, peygamber yoluna yapışırsak, neuzübillah, öyle düşünmeye kalkıyor insan, Allah hepimizi muhafaza etsin. Ne? O zaman zorluk çekeriz, sıkıntı çekeriz, dert çekeriz, üzüntü çekeriz, şu yap. Nereden çıkartıyorsun bunu? Nereden çıkartıyorsun? Nefsin sana öyle diyor. Nefsin sana o şekilde söylettiriyor. Şeytan ve şeytanlaşmışsan sana o şekilde söylettiriyor. Yoksa Allah'ı dinleyen, peygamber yolundan yürüyen hiçbir zaman mahrum olmaz, yolda kalmaz, sıkıntıda kalmaz, dertte kalmaz. En zor şartlar ona lezzet olur. Çünkü Allah'ın kalbine lezzet verir. En zor şartlarda Hazreti Allah Celle Celaluhu kendisi için mücadele verirsek, kendisini dinlersek, kendi emirlerini hakkıyla yerine getirirsek o zaman ne yapar? O yüzden en güzel bereketi verir arkadaşlar. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, Rabbimiz be, dinlememiz lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uymamız lazım, yolundan yürümemiz lazım. Yoksa, neuzübillah, sıkıntıdan, dertten başımız kurtulmaz. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, ne yapacağız? Kendimizi bu konuda yetiştireceğiz, dikkat edeceğiz. Ölçüleri Allah'tan ve Resulullah hayatından alacağız. Şöyle bir ifadeyle karşılaşmamak isteriz. Nedir ifade? Hocam işte daha önce Efendimiz zamanında
Allah'ımızın emirleri yerine getirilebilir, yasaklarından kaçınılabilirdi ama bu zamanda bu iş hakikaten bu hükümlerin geçerliliği zor olur, şöyle olur, böyle diye bir insan öyle bir şey düşünmeye kalkar ne'udü billah. Demeye kalkar Allah'ıma var. Yani haşa o zamanki ifadeler bu zamanda geçerli olmaz filan ifade kullanmaya kalkar. Nasıl? Hocam işte tarih filan. Tarih mi? Güneşi ele alalım o zaman. Ayı ele alalım. Yıldızları ele alalım. Diyebilir misin sen? Yani güneş çok zaman önce ne yapıldı, yaratıldı, artık bu güneşi kullanmayalım dese de sen. De bakalım. O yüzden diyemezsin öyle şey. Netice ayı, yıldızı, şu buyu veya buna benzer. Diyemezsin. Dersen zaten sana değişik şeyler söylerler. O yüzden Mevla Teala'nın emirleri eskimez. Mevla Teala'nın yasakları kesinlikle asla değişmez. Rabbim neyi yasak kıldıysa yerindedir. Neyi emrettiyse yerindedir. Rabbimin emirleri değişmez. Rabbimin yasakları değişmez. Örtü değişmez. Örtüyü kendimize uydurma durumumuz olmaz. Olamaz. Ne'udü billah. Kalkar bunu yapmaya kalkarsak da gerçekten üzüntüyle dünyamızda ahiretimiz geçer. Allah hepimizi muhafaza etsin. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, Rabbim hepimize bu yolda basiret nasip etsin. Din işleriyle dünya işlerini gerçekten beraber yürütme kabiliyeti. Ben şöyle söylüyorum. Genellikle ticaret erbabı abilerimiz, kardeşimiz, dostlarımız, ahbaplarımız veya buna benzer gerçekten vazifesi ne olursa olsun normalde hakikaten kendisini dini yaşama hususunda mücadele veren kardeşimiz, şunu söylüyorum. İnsanın bir ayağı dünya işlerinde, bir ayağı ahiret işlerinde olması lazım. Çünkü bakın dikkat, denge. Yani sıfır hocam ahiret işinde olsak dünya nasıl olacak? Dünya işleri nasıl olacak? Yani nasıl çoluğunun, çocuğunun nafakası nasıl karşılanacak? Veya işte kirada oturuyorsa onlar nasıl karşılanacak? Veya buna benzer dünyada bir takım metalanmalar falan nasıl karşılanacak? İlla dünya işleri olacak. Ama eğer bunları beraber yürütürsen dünya işlerin bile ibadet olur. Allah'ın başarmanı nasip etsin. Ama ahiret işini bırak. Bir ayağın dünya işlerinde, bir ayağın ahiret işinde olacak. Yani Allah dostlarıyla beraber olacak, hoca efendilerle beraber olacak, kıymetli insanlarla beraber olacak. Bunlarla beraber yaşantını, ticaretini veya buna benzer hayatını ölçülerine dikkat etmen, dikkatli yaşaman lazım ki yanlışa düşmeyesin, harama düşmeyesin, haramlardan uzak durasın. Yoksa ne'udü billah, haramlara öyle bir alışırsın ki yiye haramlardan ne'udü billah lezzet almaya kalkarsın. Allah'ın yasaklamış olduğu şeyden lezzet almaya kalkarsın. O yüzden güzel insanlar. Dünyaya bir kere geldiklerini ne yapmayalım, aldanmayalım. Rabbimizi memnun edelim. Evet. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbim. Sellemekullahu subhanehu ve afak. Allah Celle Celle size selamet versin. Size kurtuluş versin. Rabbimiz bizleri dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarsın inşallah. Kalbimize yanlış şeylerin düşmesinden, hoşlanılmayan şeylerin düşmesinden Rabbim sizleri de bizleri de muhafaza etsin, kurtarsın inşallah. Bu ifadeyi Rabbimize cennette buyuruyor Mevlamız. Selamun kavlen min Rabbir Rahim. Selamun aleyküm dibtum fedhuluha halidin. Gerçekten cennete girdiğimizde inşallah. Rabbim ikram etsin, başarmayı nasip etsin. Öyle kolay mı? Zor değil. Ama kolay mı? Tekrar ediyorum, zor değil. Kolay demedim ama. Kolay mı? Zor değil. Ama zor değil demek kolay manasına gelmesin sizin için. Ha, o da önemli. Zor değil. Laf dinlersek, ölçüye dikkat edersek, Allah'ımızı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gerçekten güzel takip edersek, o zaman zor değil. Ama kolay da demiyorum. Çünkü bu nefisler şeytan, şeytanlaşmışlar. Arkadaşlar, güzel insanlar, kıymetli insanlar, bugün inanın var ya, şeytanlaşmışlar var ya, şeytandan daha tehlikeli. Hocam şeytanlaşmış kim? Belki de arkadaşın, belki de dostun, belki de komşun, belki de şu, belki de evladın. Öyle bir hal. Niye? Öyle bir şeytanlaşmış oluyor ki ne'udü billah. Şeytanın vazifesi öyle bir üstlenmiş oluyor ki seni anlamadan, belki ifadeleriyle, belki hayatıyla, belli şeylerle seni batıla sürüklüyor. Şeytan zaten bunu yapardı sana. Ne yaptığını batıla sürükleyecekti seni. Ama öyle bir hal yapıyor ki seni sevdiğinle, beğendiğinle, hoşlandığınla, komşunla, şunla, bunla, belki de evladınla diyorum, dikkat et ifademe,
Öyle bir şeytanlaşmış hareket yaptırıyor ki seni onlarla beraber haramlara sürüklüyor ve o haramı sana normal gösteriyor. Normal gösteriyor. Allah'ın yasaklamış olduğu bir şeyi sana normal gösteriyor. Allah bu haramdır diyor. Sen onu normal görmeye kalkıyorsun. Kimin yüzünden? Şeytanlaşmışların yüzünden. Yani belki de bu Allah muhafaza etsin çok yakının olabilir. O yüzden Allah'ın haram kıldığı bir şeyi, Allah'ın müsaade etmediği bir şeyi bizim normal görmek durumumuz yok. Güzel insanlar. Göremeyiz be. Göremeyiz. Rabbim bir şeyi haram kıldıysa, bu haramdır dediyse, biz bunu ya bu haramdır ama amması yok. Haramdır. Bitmiştir. Çünkü amma ile başladığın takdirde, ancakla başladığın takdirde, yumuşatmaya kalktığı takdirde taviz tavizi getirir. Taviz tavizi getirir. Haramı normal görmeye kalkarsın. Hatta ileri geçer. Bu zamanda bu olması lazım dersin. O yüzden güzel insanlar lütfen ya. En büyük tehlike bu. İnceleyin göreceksiniz bak. Ama bu gerçekten çocuk yetiştirmemizde olabilir. Hayatı ticaretimizde olabilir. Komşularımızda, dostlarımızda, ahbaplarımızda olabilir. Ortam şartları bunu gerektirir ifadelerimiz olabilir. Ve künne nehudu me'al hayidin. Biliyorsunuz Allah'ımız diyor. Herkes böyle gidiyordu. Böyle devam ediyordu. Böyle inanmıştı. Böyle yaşıyordu. Ben de öyle yaptım diyebilir insan namadu billah. Yok. Öyle değildi ya. Yeryüzünde tek Müslüman kalsan sen yine Allah'ı dinlemen gerekiyordu. Sen yine peygamber yolundan yürümen gerekiyordu. Sen Kitabullah'a sahip çıkman gerekiyordu. Sen onu baş tacı etmen gerekiyordu. Tek kaldım olsun. Olsun. Peygamberlerin hayatına baktığımızda peygamberler de tek kaldı. İbrahim Aleyhisselam kimle kaldı? Tek sağlam ailemize kaldı. Bir tane erkek kendi bir tane hanım kendisine sağlam aile bu kadar. Kendi babası, evet kendi etrafı komşu odası ahbapları hiçbir tanesi kendisine ne yapmadı? Babasından bahsediyorum dikkat edin ya. Hiçbir tanesi kendisine o günkü şartlar ne yapmadı? İman etmedi. Daha sonraki şartlar da başka. Ama en netice yalnız kaldı. Ama yalnız kalmasıyla beraber de asla taviz vermedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senelerce tek tük Müslümanlar. Evet 6 yıl sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh 6 yıl dikkat edin ya. 6 yıl sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olunca 40 kişi oldular ve 6 yıldan sonra Efendimiz işe ifşa aşikar etti. O yüzden dolayı güzel insanlar, kıymetli insanlar yalnız da kalsak Allah'ımızla yürüyeceğiz. Yalnız da kalsak peygamberi alacağız. Böyle yürürsek o zaman Rabbim de bize sahip çıkacak inşallah. Rabbim bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Hepimizi muvaffak etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar. Evet. Ne buyuruyor? Senle mekumullahu subhanehu. Mevla Teala sizlere selamet versin. 90 sıfatla olan Mevla Teala sizlere kurtuluş versin. Dünya ve ahiret kurtuluşu versin. Ve afakum. Ve size sıhhat duasına afiyet versin. Evet bu da çok önemli. Güzel insanlar, sıhhat afiyet çok önemli. Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ne buyuruyor? İki şey vardır ki İnsanların çoğu bu iki nimetten ne yapmıştır? Aldanmıştır. Aldanmayalım be. Efendimiz ikaz ediyor. Rahmetli ihsan neden var? Allah rahmet eylesin. Bu hadisi şerifi bana hastanede yazdırmıştı. Hastanede. Kendisi hastaneye düşmüştü. Kalple alakalı. Hastane ismini söylemek istemiyorum. Reklam olmasın diye. Netice itibariyle ama bu taraftaydı, bu yakadaydı. Yani Anadolu kısmındaydı bir hastane. Kalple alakalı. Gittim de bana dedi ki al dedi kalemi kerem şey kağıdı yaz. Evet. Rabbim kendisine rahmet eylesin inşallah. Çok kıymetli insandı. Kendisi kalple alakalı bir ufak rahatsızlık geçirdiğinde buyurdu ki Efendimiz'in ifadesini buyurdu. Ne? İki nimet vardır ki üzerinde duruyorum. İnsanların çoğu ondan aldanmıştır. Efendimiz böyle ya. Rabbim aldanmaktan hepimizi muhafaza etsin. E nedir onlar hocam? Bir, es-sıhha. Sıhhat nimeti.
Bak İmam-ı Rabbani bize ne dua etti? Ne diye dua ediyor? Allah sizlere sıhhat versin diyor. Allah sizlere sıhhat afiyet versin diyor. Dikkat et. Evet, sıhhat çok önemli. Ama bu sıhhati özellikle gençlik zamanında hepimiz için geçerli güzel insanlar. Gençlik zamanında hepimiz için geçerli. Özel durum, sıhhatin kıymeti bilinmiyor ya. Bilinmiyor ya. Sonra o sıhhat elimizden alınca, tak alınca ondan sonra başlıyor. Ah diyor be. Bende diyor ne sıhhat vardı diyor. Ne güç vardı diyor, ne kuvvet vardı diyor. Ne koşardım, ne şöyle yapardım, ne böyle yapardım. Ama o işte sıhhati nerede kullandın? O sıhhati afeti nerede kullandın? O güzelliği nerede kullandın diye sorarlar bizlere güzel insanlar. O sıhhati afiyeti nerede kullandın? O Allah'ın sana vermiş olduğu nimetleri nerede kullandın? Allah'ın sana vermiş olduğu gücü nerede kullandın? O kudret sıfatının, Mevlamızın kudret sıfatının tecellisi olan o gücü, maddi manevi gücü nerede kullandın? Kimin yolunda kullandın? Kimlere şirin gözüktün? Kimlerle yürüdün? Kimlerle beraber hareket ettin? Kimleri sevindirdin? Kimlere mutlu ettin? Kimlerin lafını dinledin? Bir anlat bakalım derler ya. Eğer sıhhatimizi, afiyetimizi Allah yolunda kullandıysak, gücümüzü Allah yolunda kullandıysak, düşünsene sıhhatin, afiyetin yerinde, gücün yerinde, ne yapıyorsun? O sıhhatle, afiyetle beraber Allah'ı dinliyorsun. Namazlarına dikkat, ibadetlerine dikkat ve gerçekten ne yapıyorsun? Ölçülere dikkat ediyorsun. Senden büyük, senden büyük bir nimet içinde olmuş olursun ya. Büyük bir nimet içinde olmuş olursun. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, ama Allah'ın vermiş olduğu bu nimetleri, bu gücü Allah'ın razı olmadığı bir yerde kullanmaya kalkarsan bunun hesabını nasıl verir insan ya? Kulum, buyur ya Rab. Sana güç verdim, kuvvet verdim, kudret verdim. Sana mükemmellikler verdim kulum. Sıhhatin, afiyetin yerindeydi. Makamın yerindeydi, güzelliğin yerindeydi, her şeyin yerindeydi. Peki sen bunu nerelerde kullandın kulum? Cevap, ya Rabbi senin yolunda kullandım ya Rab. Senin razı olduğun şekilde kullandım ya Rab. Senin emanetlerine ihanet etmedim ya Rab. Vermiş olduğun emanetleri yerinde kullandım ya Rab. Bana ne emanet verdiysen, nereyi emanet ettiysen, emanet etmiş olduğun şeyi senin ölçülerinde, peygamber ölçülerinde, müminlerin, Müslümanların sevinci ölçülerde, ulemanın, alimlerin gerçekten kontrolünde senin için kullandım ya Rabbi derse insan, aman bunun tadından doyum olmaz be. Ama Allah'ın vermiş olduğu nimetleri, evet evet güzel insan, Allah muhafaza etsin. Allah'ın vermiş olduğu nimeti, ne sıhhat işte bunlardan bir tanesi. En büyük nimet, en büyük nimet. Ayaklarından tut ağzalarına kadar. Öyle bir hale gelirsin ki, ayağa kalkma takatın olmaz. Ayağa kalkma takatın olmaz, yapma. Öyle bir hale gelirsin ki, gücün alınır. Gücün alınır, oturma takatın olmaz. İbadet takatın olmaz. Gücün alınır, elindeki imkanlar alınır. Bu sefer Allah muhafaza etsin. Tabii tabii. Bu sefer ne'udhu billah. Sıhhatin giderse, afiyetin giderse, gücün giderse bu sefer çok sıkıntı çekersin. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, Allah'ın vermiş olduğu nimeti, özellikle sıhhat nimetinden bahsediyor Efendimiz ve insanların çoğunluğu aldanmıştır ifadesi kullanıyor ve gerçekten yaşlılara sorun ya. Sor yaşlıya. Bak ayakları tutamayan yaşlıya sor. Gözleri görmeyen yaşlıya sor. İşitmekte zorluk çeken yaşlıya sor. Bir sor. Çok rahat duyuyordu. Çok rahat yürüyordu. Çok rahat ibadetler yapıyordu. Ama yapamıyor. Ne kadar büyük nimetleri kaybettiğini, ne kadar büyük imkanları kaybettiğini, ne kadar büyük gerçekten güzellikleri kaybettiğini anlıyor ama iş işten geçmiş oluyor. O yüzden güzel insanlar, Mevlamızın vermiş olduğu nimet ne olursa olsun be, kendi yolunda kullanmalıyız. Biz Allah'ımızın elinde kullanalım.
Onlar memnun olur, şundan memnun, önemli değil ki ya. Memnun olan Allah Celle Celal olduktan sonra, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan yürüdükten sonra, ölçü bu olduktan sonra olay bitmiştir ya. Rabbim bu yolda bütün müminlere, hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muhafaza etsin inşallah. Evet, birincisi dikkat ediyorum. İnsanların çoğunun aldanmış olduğu, yani ni'metâni mevbûnü fîmâ kethîrun minennâz es-sıhhâ, birinci sıhhatti, ikincisi el-ferâh, boş vakit. Şimdi insanlara sor, herkes, bütün kardeşlerimize sorabilirsin. Vakitlerin nasıl hocam, hiç vaktim yok diyor adam. Ya bir incelese kendini, bir bakacak ki. Öyle boş işlere vakit ayırıyorsun ki, öyle boş şeylerle hayatını geçiriyorsun ki, incelesen kendini, bir bakacaksın ki hayatın boşa geçiyor be kardeşim. Ne olur yapmayın ya. Sonra bu vakitleri çok ararız ya. Bu vakitleri çok ararız. Hele hele. Hele hele. Ölüm gelirse, ki gelecek. Gel buraya bakalım denirse, o zaman eyvah. Vakitleri nasıl harcamışım ya. Hayatı nasıl harcamışım ya. Olmayacak şeyleri hayatımı nasıl geçirmişim ya. Deyip mahcup oluruz. Güzel insanlar, inşallah bu iki nimeti ve bütün nimetleri, sıhhat ve boş vakit meselesi, ifade unutmayın inşallah. Bunları Allah'ımızın razı olduğu, verilen bütün nimetleri de Allah'ımızın razı olduğu şekilde kullanacağız. Yoksa bu nimetler elden gittikten sonra eyvah demenin faydası olmaz. Rabbim iyi anlamayasınız. Evet. Daha şiir, bir tane şiir söylüyor. Ma ahsenet din ve dünya. Din ve dünya ne güzel olurdu. Din ve dünya ne olurdu, ne güzel olurdu. Leviç'te ma. Eğer onları birleştirseydi. Gerçekten bir insan din işleriyle dünya işlerini birleştirmiş olsa ne güzel olur diyor be. Mevlamız bu resahinde bir yer. Ricalü la tülhihim ticara ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah ve itai zekah yekâfûne yevmen tetekallabu fihil kulûb vel absâr. Allah'ımız buyuruyor. Ricalü, öyle erkekler var ki diyor Mevla Teala. Öyle erkekler var ki la tülhihim ticara. Onların diyor ticaretleri alıkoymaz. Yapmış oldukları vazifelere koymaz. Hangi durumda olursa olsun onlar Allah Celle Celaluhu'nu yapmaz, darıltmaz, üzmez. Alışverişleri, ticaretleri onları namazlardan, zekat vermekten, yani Allah'ın hükümlerinden. Evet, çok önemli bir ifade. Öyle erkekler var ki Hazreti Allah övüyor, tabiri caizse övüyor Hazreti Allah. Neyle övüyor? Kıymetli kılarak, benimseyerek, işte böyle olunması lazım diyerek Hazreti Allah övüyor. Onları diyor, ticaretleri veya alışverişleri veya buna benzer ne olursa olsun, evet, Allah'ın hükümlerinden, Allah'ın zikrinden ve namazlarından, zekatlarından ne yapmaz? Engellemez, alıkoymaz. Onlar ticareti de yapsa, alışverişi de yapsa veya buna benzer hangi durumda olursa olsun, onlar yine Allah'ın emirlerini dinler, yasaklarından kaçarlar. Çünkü yekâfûne yevmen tetekallebu fîhil kulûbü vel absâr. O kalplerin kaymış olduğu, gözleri kaymış olduğu o günden diyor Mevla Teala korkarlar. Eyvah eyvah, ne güzel rastladık, ne güne rastladık ya. Ne güne rastladık. Hesap gününe rastladık. Gelin buraya bakalım dendiği güne rastladık. Eyvah derler, eyvah. Ama biz inşallah aldanmayanlardan olacağız. Gerçekten ibadetlerine dikkat eden, zikrine dikkat eden, evet, namazlarına dikkat eden ve buna benzer Mevla'nın emirlerine dikkat eden, yasaklarından kaçan. Rabbim başarmayı nasip etsin. İnşallah kullarından olacağız. Ve o dehşetli günden de inşallah ne yapmış olacağız? Korkmamış olacağız. Rabbim bu yolda bizlere başlansın. Vel cem'u beynet din ve dünya min kabilil cem'i beynel evdad. Dünya ve din, din ve dünya işlerini toplamak, bir araya getirmek, iki zıtlı bir araya getirmek gibidir. Mesela siyahla beyaz bir araya gelir mi? Yan yana koyarsan gelir.
Evet, güzel kullanırsak gelir ama yok. Aynı şekilde gelme durumu var mı? Yok. O yüzden dolayı dinle dünya işlerini bir araya getirmekte ne var? Hakikaten zorluk var diyor İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz. Ama ölçülere dikkat eden, ölçülerine dikkat eden insanlarla beraber. Yani estağfirullah. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kûnû ma'assâdikîn. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olun. Yani dürüst insanlarla beraber olun. Kaliteli insanlarla beraber olun. Onlara beraber oturup kalkın. Ticaretinizde de olsa böyle olun. Hayatınızda da olsa böyle olun. Böyle insanlar oturup kalkarsan kesinlikle ne olur? O zaman gerçekten Allah'ın başarmayı nasip etsin. Sen dünyanı da ahiretini de kurtarmış olursun. Rabbim başarmayı nasip etsin. Fela budde izen, o zaman gerekir ki li dalibil ahireti min terki dünya, dünyayı terk edip ahireti talep etmek gerekir. Ama eğer önümüze bir seçenek konduğunda, dünya mı ahiret mi diye bir seçenek konduğunda, insan ahireti terk etmeli, ahireti tercih etmelidir arkadaşlar ya, dünyayı terk etmelidir. Çünkü güzel insanlar, kıymetli insanlar, dünya geçici. Hazreti Ebubekir Sıddık'a soruyorlar. Sen Sıddık, yani Hazreti Ebubekir peygamberlerden sonra en kıymetli insan. Olmanın sebebi nedir diye sorduklarında diyor ki, önüme iki şey geldiğinde, dünya ile ve ahiretle alakalı iki şey geldiğinde ben ahireti tercih ettim diyor. Dünyayı tercih edip de ahireti terk etmedim diyor. Ama Mevlamız buyuruyor ki estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Kella. Bel tuhibbunel acile. Evet evet diyor Mevla Teala. Siz aceleyi seviyorsunuz. Ya dünyayı seviyorsunuz yazdı Allah ya. Ve tezerunel ahire. Ahireti terk ediyorsunuz diyor. Ama inşallah biz söyleyizdir. İnşallah değil. Bir kuvvetli inşallah diye duymadım. Sessiz gelmedi. Ha tamam maşallah. Daha inşallah tabii kuvvetleneceksiniz inşallah. Nedir hocam mesele? Mesele şu. Siz dünyayı ahiretin tarlası olduğu için seviyorsunuz. Çünkü Rabbimizin rızasını dünyada kazanacağız. Rabbimizin güzelliklerini dünyada yaşayacağız. Rabbimizin gerçekten memnun olduğu emirleri dünyada, yasakları dünyadan kınabını kaçmış olacağız. O yüzden diyor, ahiret tarlamızı, dünya olan ahiret tarlamızı güzel ekeceğiz ve bu şekilde de Mevlamızı memnun edeceğiz. Peygamber yoluna yürüyeceğiz. Dünyamız, ahiretimiz mamur olacak inşallah. Böyle yaparsak o zaman dünya sıkıntı vermez insana. Ama yok. Sen dünyaya dalmış. Ve mel hayatü dünya İlla meta'ul urur. O dünya hayatı olmadı diyor Mevla Teala. Ancak aldatıcı meta oldu. Aldattı seni. Aldattı dünyanın seni. Ne'udü billah. Bir takım şehevani duygular. Bir takım ne'udü billah yasaklar. Bir takım süslenmiş, boyalanmış ölçüler, hareketler. Bir takım makamlar, şunlar bunlar seni aldattı ne'udü billah. Seni yoldan çıkarttı eyvah. Ne oldu halimiz? Maddeler tabii. Maalesef arkadaşlar. Yola çıkarken çok iyi çıkılıyor da yolda yollar gerçekten şaşırılıyor ya. Yapmayalım be. Yola çıkarken güzel çıkılıyor. Çok güzel niyetlerle çıkılıyor. Samimi duygularla çıkılıyor. Güzel ilerliyor insan. Ama yolda bir bakıyor insan. Ne yapıyorsun? Güzel insan ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Kime gidiyorsun? Gidişinde nasıl olman lazım? Nereye dikkat etmen lazım? Güzel insan. Yolda kendini bozma be. Yolda bozma kendini. Ölçü o baştaki samimiyetin olsun. O samimiyet Allah için olan samimiyetinle yürü. Rabbim inşallah bu yolda hepimize başarılar nasip etsin. Yoksa aldananlardan oluruz. Eyvah deriz ya. Evet. Fela budde izen o zaman gerekir ki li dalibil ahireti min terkid dünya. Evet. Dünyayı terk edip ahireti tercih etmemiz gerekir. Yoksa Rabbim hepimizi muhafaza etsin.
ölçüyü kaçırırız. Evet. Ve haythu kâne terkâ, dünyayı terk etmek nasıl olur diye sorarsan, hocam nasıl dünyayı terk edeceğiz dersen, hakikaten gerçekten bu nasıl olur? Müteassirun fi hâzîl evân. Şu zamanda zordur diyor. 400 sene önceden bahsediyor. Şu zamanda diyor. 400 sene önceden, 400 küsur sene önceden bahsediyor İmam Hazretleri. Bu zamanda diyor dünyayı terk etmek zordur diyor. Şimdi? Hocam niye gülüştün? İşte onun için güldüm. O zaman 400 sene önce dünyayı terk etmek zorsa bugünkü şartlarda, bugünkü şartlarda dünyacı olmamak, dünyacı olmamak hakikaten kolay değil mi arkadaşlar? Ama işin sahipleri var. Bu işi başaranları var. Bu işin gerçekten samimiyetle bu işi, bu davaya sahip çıkanlar var. Dünyacı olmayıp, dünyaya dalmayıp ahireti tercih edenler var. Allah'ın eğitim, Allah Celle Celaluhu'nun önü göstermiş olduğu yolu yürüyenler var. O yüzden bize de bu yakışır arkadaşlar be. Bizimle takılan böyle olsun be. Başaralım be arkadaş. Ya kim yapacak? Deme kimi ya. Kim deme ya. Allah rızası için ya. Ekranı başaranlara söylüyorum lütfen ya. Kim deme ya. Sen kendi öyle olacaksın. Biz öyle olacağız ya. Bizimle takılan dünyacı olmayacak. Rabbim başarmayı nasip etsin. Bizimle takılan, bizimle yaşayan gerçekten Allah'ı tercih eden olacak. Ahireti tercih eden olacak. Peygamberi tercih eden olacak. Dini tercih eden. Öyle yaşayalım. Hep beraber yaşayalım ya. Sahip çıkalım hep beraber birbirimize ya. Birbirimize sahip. Aramayalım gidip de Çin'de, şunda, bunda filan yerlerde kalkıp da bu iş yerleri aramayalım ya. Gerçekten biz bu işe sahip çıkalım ya. Bu işin dertlisi biz olalım ya. Gençlerimize bu konuda sahip çıkalım ya. Hakikaten ahireti tercih eden, gerçekten dünyaya dalmayan gençler yetiştirelim ya. Kolay değil mi? Konuşuyorsun, hoca diyorsun içinden. Biliyorum ben sana şimdi neler söylüyorsun bana ama ne yapayım? İnşallah başaracağız. Rabbim bu yolda bizlere başarı nasip etsin. Rabbim hepimize gerçekten. Bu işi nasıl anlamamız gerekiyorsa. Ölçü, ölçülüğü gerçekten örnek ve önder bir Müslüman. Örnek ve önder bir Müslüman. Seninle oturan Allah'tan korkuyor. Allah'a karşı saygısı, sevgisi, zevki artıyor. Allah zevki artıyor be. Seninle oturan peygamberi hakkıyla seviyor be. Seninle oturan Kitabullah'tan mutlu oluyor. Allah'ın emirlerini yaşamaktan mutlu oluyor. Seninle oturan Allah'ın yasaklarından zevken kaçıyor. Ve dünya ve ahiret kurtuluş. Seninle oturan fitneye düşmüyor. Seninle oturan gıybete düşmüyor. Seninle oturan hocalara, alimlere, insan Müslümanlara hakaret etmiyor. Şüpheli bakmıyor. Seninle oturan Müslümanları seviyor. Kardeşleri seviyor. Seninle oturan Allah'ın sevmediklerini sevmiyor. Allah'ın buğz ettiklerine buğz ediyor. Allah'ın dost edinmeyin dediklerine dost edinmiyor. Seninle oturan ya kurtuluyor. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar. Gelin hep beraber kendimizi bir kontrolden geçirelim. Yoksa ararsın. Hocam nerede öyle insanlar demeye başlar. Hemen millet onu arıyor. Ya hocam böyle insanlar nerede? Sensin işte. Nerede? Sensin sen. Sen öylesin işte. Sen dürüst bir insansın. Sen Allah'ını seven, sevdiren bir insansın. Sen peygamberini seven, sevdiren bir insansın. Sen kitabını seven, sevdiren bir insansın. Sen tabii namazlarında, ibadetlerinde zevk alan insansın. Sen ibadetlerini teşvik eden insansın. İnsanları gerçekten Allah'a davet eden, insanları Allah için uyandıran insansın. Sen kıymetli insansın. Evet. Senden bahsediyorum şimdi. Hoca, ya bırak kafanı eğme, sensin işte. Niye öyle değilsin ki? Öyle değilsen. Öylesin inşallah ya. Rabbim bu yolda bizlere ciddiyet, başarılar nasip etsin inşallah. Yoksa Allah muhafaza etsin. Böyle insan yok demeye kalkarsın, böyle insanı atmaya kalkarsın, böyle insanları kenar etmeye kalkarsın. Bu sefer de Allah muhafaza etsin. Allah'ın razı olmadığı yerlerden, Allah'ın razı olmadığı yerlerde bulunmak durumunda kalırsın. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evet. Yenbeği gerekir ki en yeltizme terkihe hükmen. Hükm bi zarureti. Zaruret olarak kesinlikle diyor
dünya işlerini ne yapmak lazım? Terk etmek lazım ama zaruret nispetinde, yani Allah Celle Celaluhu gerçekten insana vermiş olduğu o dünya nimetlerini, evet onları kazanmak ölçüne, zaruret ölçülerinde hareket etmek gerekir diyor İmam-ı Rabbani sistemimiz. Evet, çünkü tamamen ne yapamaz insan? Tamamen dünyayı ne yapamaz? Dünyayı terk edemez, en içinde dünyada yaşıyorsun. Ama dünyayı ne yaparsın? Zaruret miktarında kullanırsın. Zaruret miktarında. Haramlara düşmemek şartıyla, helallerle yetinmek şartıyla, dünya nimetlerini zaruret, yani bu şekilde olursa zaruret miktarını kullanmak demektir. Evet, ölçüsüz kullanmamak demektir. Evet, ölçüsüz kullanmamak demektir. Ölçü ne demek? Haddi aşmadan, Allah'ın hududunu aşmadan, sınırı aşmadan dünyayı kullanırsan, güzel bir şekilde ne yaparsan, muhafaza edersen, o zaman sorun olmaz. Evet. Rabbim başarmayı nasip etsin inşallah. Söylüyor zaten. Terkül hükmü. Hükmü terk etme demek. İbâtu en yüküne mahkûmen. O dünyaya mahkum olmaktır ya. Eğer gerçekten hükmü terk etme. Yani gerçekten bu dünyayı ben terk etmek istiyorum diyen bir adam, o dünyaya mahkum değilse, mahkum olmadıysa, dünya onu alıp da evet ibadetlerinden, Allah'tan, peygamberden, kitabullah'tan alıkoymadıysa, o zaman zaten bu insan dünyayı terk etmiş oluyor. Tekrar ediyorum. Hükmü terk bu demektir yani. Eğer senin yapmış olduğun ticaretin, yapmış olduğun hayatın, yapmış olduğun gerçekten ne vazifen varsa, dünyevi vazifen varsa, eğer seni Allah'tan alıkoymuyorsa, seni ibadetlerinden alıkoymuyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten alıkoymuyorsa, yasaklarından kaçmaktan alıkoymuyorsa, o dünyayı terk etmek demektir. Bak, dünyayı terk et. Ne yaptın o zaman? Demek ki ahirete yönelmiş oldun demektir yani. Ama eğer seni yapmış olduğun iş, güç neyse, evet evet neyse Allah'tan alıkoyuyorsa, o zaman işin sıkıntılı demektir. Evet. Bir muktada hükmü şeriatil garra fil umuri dini dineti. Evet. Diyor ki ölçü ne olmalı diyor. İşte söylüyor onu şöyle. Kitabullah ölçüsü olmalı. Allah'ımızın koymuş olduğu ölçü olmalı. Bizi yoktan var eden, her şeyimizi ikram eden, sonsuz sıhhat afiyet veren, sonsuz güzellikler veren, sonsuz nimetler veren, bir nimet ki karşılığı olmayan, hiçbir nimeti karşılığı olmayan sonsuz güzellikler Hazreti Bahçeden, Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini yerine getirerek, haramlarından kaçarak yaşamak diyor. Evet, değişmez bunlar arkadaşlar. Kalkıp da bunları değiştirme şansın yok. Hocam bunları yenilirsek nasıl yenileceksin? Allah'ın emirleri yenileceksin. Başka türlü yenilenmez arkadaşlar bunlar ya. Evet. Daha ve en yura'i hududeşşer'i fil mada'imi vel meşaribi vel mesakini. Yemende, içmende, meskeninde, evinde, her şeyinde ölçü Allah'ın hudutları diyor İmam-ı Rabbani Hazretlerimiz. Yemen, içmen, ölçü, evet meskenin, her şeyi ne yapacaksın diyor. Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine dikkat ederek, gayra mücevvizin li mücevvesetiha, onun çizgisi haddi aşmayarak, Allah Celle Celaluhu'nun haddini, hududunu aşmadan, emirlerini dinleyerek, yasaklarından kaçarak dikkat edersen, dünyayı terk etmiş oluyor. Bak, aynı zamanda işindesin, gücündesin, yani dünyayı, bir takım şeyler kazanıyorsun, mal varlığın şunun artıyor ama ölçü Allah'tan olursa, o zaman dünyayı terk etmiş kabul ediyorsun. Evet, haramlara bulaşmazsan, helallerle beraber yetinirsen, bu helallerle beraber yürürsen, ne olursa olsun helalle beraber, helal çerçevesinde dikkat edersen, haddi aşmazsan, evet o zaman güzel insanlar, kıymetli insanlar dünyayı terk etmiş, ahirete yönelmiş, gerçekten Allah adamı olmuş oluyorsun. Rabbim bu yolda hepimize başarı nasip etsin. Nefsimize uyup, şeytana uyup, şeytanlaşmışlara uyup da yoldan çıkmaktan hepimizi muhafaza etsin. Güzel insanlar, kıymetli insanlar, şöyle kendimizi bir kontrolden geçirelim. Gerçekten dünyaya dalmış mıyız? Dünyacı mı olmuşuz?
Yoksa hakikaten dünyayı terk etmiş, ahirete yönelmiş miyiz? Gerçek hayata yönelmiş miyiz? Yasaklardan kaçmış mıyız? Emirlerine getirmiş miyiz? Bir hesap edelim be. Bize deseler ki sen dünyacı adamsın deseler üzülüyoruz. Nasıl işlersin ya? Ama bir hesap et, belki de öylesindir ya. Allah muhafaza için, dünyanın için, bir takım maddeler için, bir takım menfaatler için belki de dininden taviz veriyorsun. Dininden yüz çeviriyorsun. Belki de peygamberinden yüz çeviriyorsun. Allah'tan yüz çeviriyorsun belki de. Estaizu billah. Fe'a'rıdan men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayatet dünya. Dünya hayatını tercih edip de Allah'tan yüz çevirenlerden yüz çevirdi Mevla Teala. Dünyayı tercih etmiş, Allah'tan yüz çevirmiş. Allah'ın zikrinden yüz çevirmiş. Peygamberinden yüz çevirmiş, Kitabullah'tan yüz çevirmişlerden, onlardan yüz çevirdi Mevlamız. O yüzden güzel insanlar, kıymetli insanlar, gelin hep beraber Rabbimize yönelim inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok güzel. Sizinle olmak gerçekten hoş. Sizinle olmak mükemmel. Rabbim hepinizden razı olsun. İkinci bölümde inşallah buluşmak üzere. Sizden gelenleri ne yapacağız? Sizlerin cevaplarını vermeye çalışacağız. Şimdilik Mevla Teala hepinizden razı olsun inşallah.